Merhabalar herkese. Bete karşınıza yeni bir video sizlerle ilk defa açtım yemin ediyorum. Elim ayağım döküldü. Gelen adama bak. Gelen adama bak. Abi bu videonun konusunu şey yapacaktım. CS'de 50 binden fazla insan ban yedi. Oyunda gelişme var mı? Overwatch'a girince hack gelmemesini bekliyordum. 50 bin insan ban yedi. Aklım hayalim şaştı. Daha açar açmaz. Ve hani direkt ilk izleyişim girişi de tam yüklenirken yapayım dedim. Abi bu ne? Bu ne? İlkinde bildiğiniz kör kütük sarık. Ben bunu daha fazla izletmiyorum size. Yeni Overwatch ararken saatler geçmedi. Gece olmadı birden. Ben birazcık mola vereyim dedim. Sonra uyumuşum. Sonra temizlik oldu falan. Bir gün sonra videonun devamını çekiyorum. Bakalım. İlki bayağı felaketti bu arada. Ben sonuna kadar izlemek zorunda kaldım. Başım gözüm döndü. Bakalım ikinci Overwatch. İlkinde hadi saymıyoruz. Olur o. Overwatch'a düşmüş. Bakalım 50 bin kişinin banlanması oyunumuzu güzelleştirmiş mi? İlk kilini aldı tertemiz. İkinciyi de aldı. Erkek. 5'e 2 kaldı. 2 AWP var. Yolu açık bizimkinin. Yürü aslanım. Yürü koçum benim. Bomba B'ye gitsin. Sen A'da dolaş. M aslanım. Takımını yalnız bırak. Son anda round'a alsınlar. Olur mu aslanım? Helal sana be. Tam bir takım oyuncusu. Mid'de 2 AWP vardı. Bu da FAMAS'a kaldı. Cezasını çeksin. Bu arada takım 1P90, 1 FAMAS, 1 Deagle, 1 AWP. İnanılmaz bir takım olmuş. Orada P90 çeken arkadaşımızın bombası da yok. Çünkü niye? Prolar bomba kullanmaz. Şimdi bakalım. Çok şüpheli hareket yapmıyor derken oradan bir duvarı izledi. Gördünüz zaten. Şu X-Ray'i bir aç. X-Ray'i açmayı unuttuk. Oradan köşeyi böyle duvarı izleyerek. Aha işte bak. Çakala bak. Ve görüyorsunuz bak bu 50 bin kişinin banlanmış hali. 50 bin kişinin Vakban yediği bir ban dalgasının, ki onun üzerine de çok yiyen olmuştur açıkçası. Niye? İşte 2-3 gün daha geçti. Hali adam da arkadaşımıza volek olduğu gün gibi belli yani. Eğmekte mi var? O nasıl vuruştu öyle? Eğildi vurdu birden. Eğilmesiyle kalkması bir oldu. Burada şüphelimiz yerini biliyor zaten son adamın. Son adama doğru. Acaba bir şey söyleyeceğim. Volek ban videosuna yaptığınız yorumları okudum. Birçoğunuz ban yemişsiniz. Bayağı bir insan ban yemiş. Cahilimden soruyorum. Volek açınca adamın canını görebiliyor mu? Volek açtığın zaman rakip takımın canını görebiliyor mu? Yoksa orada sadece adam olduğunu mu görüyor? Ya, info da veriyor mu? Belli ki açmışsınız. Şimdi yemeyelim birbirimize. Gördüğünüz gibi adamı duvardan izliyor. Eğimi var mı da çözemedik. Bakarız şimdi. Çok öyle headshot vuran bir abimize benzemiyor zaten. Bak smoke da biliyor bak. Bunu bilmeyen kalmadı ama olsun. Ha, belli ki oturmuş CSGO smoke'ları nasıl atılır diye aramış. Ebe evladım, onun sonrasında niye kullanıyorsun hack'ini? Direkt taramış. Yani şuradan çıkaracağımız sonuç şu ki hiçbir işe yaramamış. Diyeceksin ki ulan iki tane Overwatch mu gördün? Abi çok böyle major bir ban dalgası yapıyorsun. Onun ardından eskiden bak Overwatch'ta şey görürdük. Suçsuz adam görürdük, şüpheli adam görürdük. Şimdi ciddi söylüyorum. Bulamıyorsun. Bu arada benim ikinci de değil. Yani bir tane daha yaptım. O da hile gibiydi ama çok sıkıcıydı, o yüzden onu izlemedim. Yani şaka gibi 3'te 3 Overwatch'ta hile bulduk. Normalde iyi oynayanları bulmamız lazım. Bir de ranklar da yükseliyor yani. Atıyorum eskiden ben Gold Nova iken, ne bileyim MG iken hile olmayan adamlar görüyorduk ya da tartışmalı. Şimdi tartışması da yok. Bunun rezilliğine bakar mısın? Adam umurumda değil. Saklama şeyi de duymuyor. Bu adam Overwatch'tan banlayacak. Belli ki umurumda değil yani. Deagle'ı verseydiniz de izleseydik. Rakip takımında yazık yani. Şeyi de merak ediyorum. Acaba bunlar Prime'lara geliyor mu? Mesela bu adam Prime mi değil mi? Onun olayı çözme şeyi ne acaba?
Yani bu adamın Prime'sa bir daha CSGO aldığı zaman Prime'larla giremem mesela. Yani ya da işte sim kartçı olacak. Babası telefoncu falan olacak. Öyle eski sim kartları falan kullanacak. Ya da ne bileyim annesi baba bak olsa ki iki kardeş olsa bak burada hesabımızı yapıyoruz yani. Baba, anne, iki kardeş olsalar dört telefon yapar. Hadi de diyelim ki kardeş de Steam'e telefonunu vermiş. Hadi onu da diyelim. Üç kişi, üç tane telefon, üç tane hesap anlatabilir bu adam. Ya ben istesem annemin numarasını veririm yani. Niyeti bozsam verirsin yani annenin numarasını. O da tam çözüm değil. Prime hesap da tam çözüm değil. Bak ne güzel girdiler. B'ye girdiler. Diyorlar ki aim'i yok gördüğünüz gibi. Yakınına bile düşüremedi yani. Mermiler yakınına bile düşmedi. İyi mi? Yok zıplamıyor zaten adam. Baksana düşünsene bu eli alacaklar. Bakmıyor adam. Ninja yapacağım diye ölecek şimdi. Alırmış aslında. Alırdı aslında. Bak ama işte arkası dönük çözse bilirdi onu. Şimdi düşünsene rakip takımdasın. Nasıl çıldırıyorsun ya? Nasıl sinir oluyorsun ya? Elin ayağın titriyor böyle. Hakikaten üzücü yani. Hakkın pro bir decoy'da izledik. Allah razı olsun hilecimizden. Çok vurmuş mu? Vurmuş tabii canım. Yani 22 vurmuş, 23 vurmuş. Ha diyebilirsin abi ben 53 oynuyorum ben hile değilim. O senin pro'luğun kardeşim. Yine de vurmuş yani. 20-25 vurduğun zaman bir maçta iyi, iyi yani. O hangi rank olursa o. Takımında kolsuz çocuk değilse sonuçta 20-25 vurunca herkes bir 15 kilin üzerine çıksa zaten easy win. Çok merak ediyorum. Ya bunu yaparken mesela ne düşünüyor? Eğer bu daha önce bildiğimiz gibi yani benim rankıma göre bir Overwatch veriyorsa bu adam yani bir rank düşüğüm olsa DMC yapıyor, Şerif yapıyor. Bir rank yükseğim olsa Kartal yapıyor. Kartal 2 yapıyor. Ama bu adam ne düşünüyor acaba oynarken? Ne bileyim okulda falan kızlar mı teklif ediyor böyle yapınca ben onu da bilmiyorum. Geçen 50'ye 2 oynadım. Aysu benimle çıkar mısın deyince kız o falan deyip atlıyor mu acaba bilmiyorum. Sormak lazım. Evet bir tane daha AWP ile kill aldı. Zaten artık şey değil. Şaşırtıcı durumda değil. İşte hilesi var ama ölüyor. Ölüyor. Tabii ki bu adama her şey var diyoruz. Evidence beyond a reasonable doubt. Yolla. İnşallah bir ilacından daha kurtuluruz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Demek ki neymiş? 50 bin kişi de banlansa bir 50 bin kişi daha ya sırada bekliyor yeni hesap almak için ya da hepsini banlayamıyorlar. Dolayısıyla şerefsiz bağlıyoruz. Kapatmadan önce bir adet eldiven kasası açarak veda etmek istiyorum. Boşta kasa durunca elim ayağım titriyor. Hadi oğlum bir eldivenle kapatalım videoyu. Efsane bir videosu. Tabii ki Mac'ten sonarlı kıftırız. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bay bay.